Oluşturduğumuz şekil üzerine geometrik kısıtlamaları koyduk. Şimdi ölçüsel kısıtlamalar koyalım. Burada parametrik tabına geçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi burada kısıtlamalar var. Bu kısıtlamaları kullanarak arkadaşlar çizimimizi gerçekleştireceğiz, parametrik çizimimizi. Burada lineer seçeneği kullanırsanız arkadaşlar doğrusal ölçülendirme yaparsınız. Burada da Alignate'da eğimsel, paralel ölçülendirme kullanırsınız. Yine burada yarıçap, çap, açı ve benzeri bütün işlemleri buradan gerçekleştiriyorsunuz. Yine buradaki herhangi bir ölçülendirme yaptıysanız, diyelim ki Enonite kısmında aldık, bunu ölçülendirdik otomatikmen. Bakın şöyle yatay ve dikey olarak bunu ölçülendirdik. Bunu parametrik kısmında burada convert komutunu kullanarak mevcut ölçüyü seçtiğinizde otomatikmen burada ölçüsel parametre komutuna dönüştüğünü göreceksiniz. Aynı işlemi bunun için de yapalım. Ölçü çizgisini seçelim. Şu anda tam seçemedik. Tekrar seçelim. Ardından bazen tabi hatalar da oluşabiliyor. Bunu silip kaldırıyorum. Bu dönüştürme işlemini nihayetinde yapabiliyorsunuz. Doğrusal ölçülendirmeyi yapalım. Kapağımızın dış ölçülerini yapacağız. Dikey ölçüsünü verdik. Yatay ölçüsünü verelim. Buradaki noktayı seçelim. Polyline. Polyline dedik. Ardından buradaki noktayı seçtik. Böylece iki nokta arasına bir ölçü tayin ettik. Buna diğer isim de verebiliriz. Yani N deyip ismini değiştirebiliriz. Yine buradaki yazının içerisine çift tıklamak suretiyle buna da boy yazalım. Böylece hangi ölçünün neye ait olduğunu bu şekilde öğreniriz. Yine lineer ölçülendirmede buradaki aralıklara ölçü verelim. Buradaki aralıklara ölçüleri tek tek verelim. Şu iki araya ölçü veriyorum. Buradaki nokta ile şu üst nokta arasında ölçü verelim. Aynı şekilde şuradaki iki nokta arasına ölçümüzü koyalım. Böylece kapağın etrafını eşit olacak şekilde ölçüsü değiştiği halde veya da dış ölçüsü değişeceği halde buradaki kenar paylarının eşit kalmasını bu yolla sağlayacağım. Yine buradaki aralıklara da ölçüleri koyalım. Şu noktayla bu nokta arasını seçiyorum. Hadi D5 olarak geçiyor. D5 polyline seçiyorum. D6 bakın bunlar hepsi birbirine eşit olacak. Polyline seçiyorum. Yine aynı işlemi burası için de yapalım. Tabi burada arkadaşlar bir detay daha. Şuradaki köşe noktalarından da üstte olan mesafeyi ayarlamam gerekiyor. Bunu da lineer olarak kullanarak buradaki nokta ile işte şu nokta arasındaki mesafeyi otomatikmen ekleyelim. Burayla burayı için de aynı işlemi gerçekleştirelim. Şimdi buradaki bütün ölçüsel komutları oluşturduktan sonra FX Parameter Manager'ı açıyorum. Ve burada artık genel bir ayar ve eşitleme yapacağım. Bunlarda mesela birincisi D1 ölçüsü ile D2 ölçüsü, D3 ölçüsü, D4 ölçüsü hepsi birbirine eşit. Dolayısıyla D1 ölçüsüne gelmek suretiyle D1 ölçüsüne bakalım 7 birimmiş. D2 ölçüsünü D1 ölçüsüne eşitliyorum. Buraya D1 yazıyorum. Seçiyorum, copy diyorum. Bunu hepsine yapıştırıyorum. D3 ve D4. Bu arada listeden bunu seçtiğiniz anda, bakın expression kısmında bunu seçtiğiniz anda otomatikman ekranda hangi ölçü üzerinde işlem yaptığınızı göreceksiniz çizim üzerinde. FX otomatikman burada göründü, artık eşitlendiği anlamına geliyor. Yine burada D8 herhalde bu. D6. D6 ile diğer ölçüler birbirine eşit olacak. D5 yapabiliriz. Buraya D5 yazalım. Ardından sağ tıklayıp copy diyorum. D7 de aynı olacak. D8 de aynı olacak.
Bakalım başka var mı? Ve burada bir detay. D8'i işledik. D7 işledik. D5 zaten eşit oluyordu. Yine burada arkadaşlar D9 ve D10 ölçüleri birbirine eşit. Buraya da ikisini eşit diyelim. Listeyi biraz genişletelim şöyle. D10 neredeymiş? Burada. Buraya D9 yazalım. Böylece ölçüleri birbirine ne yapmış olduk? Otomatikmen bağlamış olduk. Şimdi parametrik işlemini burada kolaylıkla gerçekleştirebiliriz. Tabii ondan önce şuradaki çizgileri komple bir gizleyelim. Hide all diyelim. Yine geometrik kıstasları da gizleyelim. Şeklimizi seçelim. Bir miktar şekil üzerinde düzenleme yapalım. Rengini değiştirelim şöyle. Belirgin olsun. Çizgi kalınlığı da belirgin olsun. Evet. Şimdi kapağın dış ölçülerini değiştirmek suretiyle obje üzerindeki değişiklikleri göreceğiz. Ancak onun üzerinde ilk başta yaptığımızda bazı hatalar görebilirsiniz. Onların da nasıl düzeltileceğini ders esnasında anlatacağım. Diyelim ki boyunu arttırıyoruz. Boyunu 100 yapalım. Görmüş olduğunuz gibi boyunu otomatikmen arttırdı. Ancak problem buradaki çizgilerin şeklinin kaydığı, daha doğrusu açılarının değiştiğini fark ettiniz. Burada muhtemelen eksik arkadaşlar nedir? Geometrik sınırlandırıcı eksik bunda. Parametrik komutlara geçiyorum. Burada geometrik sınırlandırıcı ne eksiktir arkadaşlar? Dik olarak çalış dememiz gerekiyor çizgiye. Bunu vertical seçeneğini kullanarak çizgiyi seçtikten sonra otomatikmen düzelteceğiz. Yine aynı işlemi bunun için de yapıyorum. Buradaki çizgi için de yapıyorum. Buradaki çizgi için de yapıyorum. Böylece bu çizgilerin doğrusal olarak çalışmasını sağlıyorum. Yine şuradaki çizgide de aynı problemimiz var. Doğrusal olarak çalış dedik. Dikey olarak. Buradaki çizgiye de horizontal seçeneğini kullanarak yatay olarak çalışmasını sağlayalım. Bunu da aynı işleme tabi tutalım. Şimdi tekrar ölçüyü değiştirelim. Bakalım değişen bir şey var mı? 120 enter. Bu sefer yaylarda bir sıkıntımız var. Yaydaki sıkıntıyı gidermek için de arkadaşlar ölçüyü biraz küçültelim. 100 yapalım. Buraya hatırlarsanız belli bir kısıtlama koymadık. Ölçü kısıtlaması. Bu eksiklikten kaynaklanıyor. Lineer ölçülendirme tipini kullanarak burayı görmüş olduğunuz gibi ölçülendiriyorum. Böylece bu aralığın sabit kalmasını sağlıyorum. Şimdi tekrar ölçülere müdahale edelim. D12 ve D11 birbirine eşit olacak bu arada. Onu da gerçekleştirelim. Şuraya tıklayalım. D11. Böylece iki ölçüyü birbirine bağlamış olduk. Şimdi genel ölçüde biraz değişiklik yapalım. 140 enter. Bakalım değişen bir şey var mı? Yükseklikte herhangi bir sıkıntı yok. Genişlikte bakalım. 80 enter. Görmüş olduğunuz gibi kapağımızın dış ölçülerini değiştirmek suretiyle buradaki kenar paylarını eşit bırakarak kapağımızın formunu değiştirebiliyoruz. 120 yapalım. Yine dış ölçüler sabit. Üst ölçü sabit. Sadece de buradaki en boy miktarını değiştirerek istenilen ölçüde kapağı kendimiz için oluşturmuş olduk. Parametrik komutların temel işlevi burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hem geometrik kıstasları kullanıyoruz hem de ölçüsel kıstasları kullanıyoruz ve bunları birbirine bağlamak suretiyle Parameters Manager aracıyla ne yapıyoruz? Otomatikmen gireceğimiz bir ölçü veya da iki ölçü üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz.